You built an empire beyond imagining. The pinnacle of human achievement and the envy of the world. Did you think it would last? The Eternal City. That glorious monument to power, culture, and learning. But the old wolf lies wounded by jackals, circled by vultures. Worried to death by a thousand tiny, vicious mouths, brought low by your own arrows. These are the death throes of Rome. The light of civilization dims and gathers. And you've such precious time left to hide your women, for your children to cry. Even at the moment of your final defeat, you will take no comfort in oblivion. I will watch your world burn. Evet arkadaşlar, ben Yağız. Yo TV'ye hoş geldiniz. Bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Total War serisi Attila oyunuyla, Attila Total War serisiyle başlıyoruz. Oyunu kısaca tanıtmak gerekirse, Total War daha önce oynamış arkadaşlar az çok Roma Total War'dan Attila'yı da tanıyabileceklerdir. Ben tabii ki de birçok sefer oynadım bu oyunu. Oyunda birçok devlet var zaten. Bu zamana kadar çıkarılmış en büyük oyun haritası var. Daha doğrusu şehirler baz alınarak ve devletler baz alınarak düşünürsek en büyük oyun bu olsa gerek diye düşünüyorum. Göçebe kabilelerde Hunlar ve Akun devleti var. Roma ikiye ayrılmış durumda bu bölümde. Doğu Roma İmparatorluğu ve Batı Roma İmparatorluğu var. İkisinin de liderleri, dinleri falan farklı. Hristiyanlık var. Oyunumu bölümünde. Türklerin ise dini Tengrizm. Belli başlı özellikler var. Ülkelerin kendilerine ait kültürel özellikleri var. Irksal özellikleri var. Mesela bunlar Horsemen of the Apocalypse, yani cehennemin atları, atlıları bonusu var. Fetihlerde %25 daha hızlı popülasyon artımı oluyormuş. Her savaş açıldığında ordu içerisinde %1 artı bir mutluluk oluyor. Artı 20 yemek problemi olmuyor. Ve başka bir hani ülkede, başka bir bölgede savaşırken askerleriniz o zaman bile tekrardan recover oluyor. Yani tekrardan ölen askerlerinizin yerine yenileri daha hızlı geliyor olarak. Orada bazı özellikler var. İşte Doğu İmparatorluklarında sadece Sasaniler var. Of, bayağı 5 tane. Bu ne? Büyük göçebeler. Daha doğrusu aynen göç. Biliyorsunuz kavimler göçü oluyor Attila'nın döneminde. Suebiler, Vandallar, Alanlar, Ostrogotlar ve Visigotlar var. Barbar kabileleri krallıklarında da Saksonlar,
Fransızlar var. Kuzeylilerde yani Ragnar'ın torunları Danlar, Jutlar ve Getler var. Çöl krallıklarında ise Aksum, Lakimit, Tanukit, Himyar ve Garamantyalılar var. Garamantyalılar Libya civarındaymış. Haritada öyle gösteriyor. Tabii ki de tahmin edebileceğiniz gibi ben Atilla ile oynamayı seçiyorum. Hunlar olacağım. İyi seyirler diliyorum arkadaşlar. The air was filled with smoke and blood. The Huns gloried in the stench of death. They took what they needed and left their enemies to rot. The Huns were free. They rode and fought and lived. Fear built Roman walls. They were right to be afraid. Çok iyi grafikler gerçekten. Çok uzun zamandır bende var. Ama oynamaya fırsat bulamıyordum. Şimdi sizlerle paylaşmak istedim. Zaten oyun içi grafiklerinde göreceksiniz. Yani şu grafiklerden çok büyük farkı yok açıkçası. Bir de Empire Total War'daki gibi herkes, bütün uluslar kendi dilini konuşsa çok daha tatlı olur. Burada İngilizce konuşuyorlar. Tabii sanki böyle aksanlı gibi konuşuyorlar ama tabii kendi dili gibi olmuyor. Hailing from the eastern steppes. Aman abi, tamam. Teşekkürler. İlk görevimiz 400 yılın baharına kadar hayatta kal diyor. Ordularını hayatta tut diyor. Ve bonus olarak da 2000 altın veriyor. Bu basmış olduğum teknoloji butonu. Teknolojiye basıp burada İlerleme yapmak istediğiniz bölgeyi seçebiliyorsunuz. Ben önce savaşçı kampı yapacağım. Oyunu Türkçe oynayamıyorum çünkü Türkçe açılmadı. Ben de İngilizceden devam ediyorum. Zaten büyük bir problem olmuyor benim için. Bu arada arkadaşlar, ordularınızı, eğer ordular göçebe ordularsa aynı bölgelerde konumlandırmayın. Çünkü aynı bölgelerde konumlandırınca orduların morali düşüyor. Taht kavgası vari kavgalar çıkıyor. Enteresan. Oyunun dinamikleri ama böyle. Bu Sarmatya bölgesiymiş. Burası Sarmatya bölgesiymiş. Hatta Çerzonezya diye geçiyor. Evet, sen buraya bunlar çadırlarını kursunlar. Biz buraya çadırlarımızı kurduk. Ne oldu ya? Bu arada çadırlarımızı kurduğumuz bölgeler de bizim müttefikimiz. Neymiş bunların? Gepitler miydi? Öyle bir şeydi galiba bunların adı. Hemen bakalım. Bizi kim seviyor, kim sevmiyor görebiliyoruz buradan. Hesapta güzel ismi olan bu arkadaşlarımız, kardeşlerimiz bizim aslında müttefikimiz. Ve bize karşı da ortalamaymış.
Gepitler de bize karşı kötü bir tutumu sergilemiyorlar. Onlar da bize karşı naturalmiş. Bakalım bunlarla ekstradan bir şey yapabiliyor muyuz? Daha yapamıyoruz. Kimlerle savaş halindeyiz? Lazica ile savaş. Sus be abicim. Ostrogotlarla ve Doğu Roma İmparatorluğuyla savaş halindeyiz. Budunyalılarla aramız perfek. I have called for good wine to ease your throat and ripe women also. Defansif. Dostluk yok. Dostluk yok. Aramızda hiç dostluk yok. Hemen benim Şirret kızımı önereyim sana. Hı? Kabul ettiler. Kimlerle dost olmak istiyoruz? Macarlarla olur mu? Şunlardan hatun alabiliyor muyuz? Macarlarla aramızı iyi yapamıyoruz çünkü Macar kralının kızı yok. Bunlar da var mı? Yes, faithful. 30. Otlar kaç yaşındaymış? 24. Alayım mı bunu? Bunu alayım. Biraz yaşı büyük ama caizdir. Oyunun dinamiğinde kendi nasıl söylenir, subaylarınızı, komutanlarınızı görevlendirebiliyorsunuz, onlara yetki verebiliyorsunuz. Mesela ben Kuridak denen bu arkadaşı böyle, ya kardeşim niye gelmiyorsun benimle, hı? Tatlı şey yok mu? Olmaz mı? Allah Allah, niye ya? Çok irrite oldum şu an. Allah Allah. Hah, geldi. Sonunda. Bu dayı kaç? 6. O kötüymüş. Valla aramızda hainler var, kankiler. Neyse, şu turn'dan sonra hatta buna bir suikast yapalım biz abi. Ayıptır, insan babasına suikast planlamaz. Şimdi ben ne istiyorum? Ben önce aç kalmamak istiyorum abi. Ama para da lazım. Her zaman ki gibi. Buna yemek basalım. Buna da para basalım. Bu kankaları da ne yapalım? Şunu yaptım çünkü hem bizim kamplarımızın nüfusunu arttırıyor, hem de artı 30 derecede yemek sağlıyor. Bu da en yüksek seviyede yemek sağlıyor. Yani en azından bizim ordularımız aç kalmayacak. İlk adım olarak şunlara saldıralım bence ya. Aynen, onlara bir saldıralım. Arada asker alsak mı diye bakıyorum şimdi. Bunların neresiymiş? Gelonus. Gelonus'un biz bunları yeriz bitiririz bence. Light Spear Infantry. Bu arada oyuna bir sürü yenilikler geldiği için
oyunun oynanışı da değişti. Öyle artık hurra diye saldıramıyorsunuz. Yoksa parçalıyorlar. Biz bir iki tane adam alalım yanımıza. Ya kitaptan da almayalım. Paralı askerlerimizi alıp savaş ilan ediyoruz. Zaten savaş ilan ettikçe bizim adamlar aşka geliyor. Moralleri düşüyor. Biz de savaşalım. Ben şimdi biraz ileri sarayım diyorum. Savaş başladığında tekrardan kontrolü ele alırız. Ya da hızlı gidiyor ya. Sıkıntı olmaz. Almayayım. 3-5 saniyeden tasarruf ettim ya, o kadar da. Çingenlik yapmayalım. Bunların askerlerinde birkaç özellik var. İleride bahsedeceğim ama onlardan. Çünkü şu anki ordularımda var mıdır yok mudur? Yani şu anki ordularımın içindeki askerlerde var mıdır yok mudur? Tam olarak emin değilim. Varsa sadece bir tanesinde olabileceğini düşünüyorum. Korku. Yani korku yayma şeyi var, gücü var. O da nedir? Yani mesela diyelim o askeri birlikle düşman askerlerine saldırdığınız zaman düşman askerleri sizin birliklerinizden korkmaya başlıyor. Morallerini düşürüyor ve onları kaçma eğilimine sokuyor. Bir grup kaçınca diğerleri de kaçmaya başlıyor. Çünkü moralleri düşüyor. Hemen ordu kurulumunu açalım. Göstereyim hemen de. Şunda olduğunu düşünüyorum. Yüksek ihtimal bunda var. Düşman askerlerini korkutma özelliği. Bugün açılırsa göstereceğim. Bakayım. Korkuya bağışıklığı varmış mesela. Bu asker grubu korkmuyor. Ve scare everyone, yani herkesi, bütün askerleri korkutabiliyor. Yani savaştığı, karşısında savaştığı bütün askerleri korkutabiliyor. Bu özellik çok güzel bir özellik. Sevgili arkadaşlar, yapmamız gereken şey en az hasarla hangi bölgeden saldırabiliriz? En az hasarı hangi bölgeden saldırarak alabiliriz diye bakıyorum. Bence buradan girersek sıkıntı olmaz. Ama şuradaki okçu kulesi saldırabilir o zaman da. O zaman şuradan girelim diyorum ben. Buradan böyle girersek buradan çok az ateş alırız. Şurayı da bir şekilde artık açacağız. İadelerimizi öne koyuyoruz. Arkasına okçu süvarilerimiz. Bunların efsane birlikleri. Başka ne? Atış süvarilerimiz. General birimi. Şöyle göstereyim. Dizilimin çok büyük bir esprisi yok şu an. Çünkü... Wow, wow. Sakin. Çünkü şu an herkes süvari. Yani istediğimiz şekilde savaş düzenimizi değiştirebiliriz hızlı bir şekilde. Zırhlı piyadelerimi öne alacağım. Bunlar önden oyalarken düşman askerlerini bu dayılarla birlikte istediğim zararı verebileceğim onlara. Çünkü öndekiler zırhlarıyla ve kalkanlarıyla onları uzun süre tutabilir. Benim de istediğim şey o. Aa, bir kişi unutmuşuz. Ağır süvari birimini unutmuşum.
Bunlar fena ya. Vaaah. Hadi saldıralım. Ağır atış özelliğini seçiyorum. Daha iyi zırh delecek böyle. Bununla da ateşli ok özelliğini seçiyorum. Bunda standart kalacak. Hangisi daha zırhlı bir birlikmiş bakalım. Nerede zırh yok ya. Az yani zırhları. O yüzden... Of. Çılgın bir ses çıktı. Okçu kulesi çok fazla zarar veriyor bu arada. Bizim okçularımıza. Piyadelerimize de gerçi. Bunlar da şey atıyormuş. Bunları ben genelde kullanmıyorum. Bunlar da mızrak atıyormuş. Askerler kaçmaya başladı. Okçuları geri çekelim. Ana! Herkes kaçtı ya. Aha. Hemen süvarileri gönderelim, temizleyelim. Bizim reisler tehlikeli gidiyor. Hayda. Bunlar da kaçıyor. La bizi gören kaçıyor. Yetişin lan. Ama dayı bunları da görsen nasıl kaçmışsın? Şunlara bak. Ellerinde tırpanlarla geliyor herifler. Hepsi kasap ya. Ammo süvariler de geldi. Kan efektlerine bakalım. Süper ya. Evet, bu dayıların bu şehrin merkezini ele geçireceğiz şimdi de.
Burada ne yaptık? Hemen anlatalım. Buradaki askeri birimlerin üstüne yanan ok attık. Yanan ok atınca askerler korkuyor. Uğultulu atış taktiği de var. Bu da uğultulu atış özelliği. Bu ağır atış özelliği. Ağır atışlar genelde böyle zırhlı birliklerin üstüne atıyorsunuz. Ateşli oklar, alevli okları da zırhı nispeten daha düşük ya da atlı askerleri atıyorsunuz. Çünkü atlar genelde korkuyor. Uğultulu atış herkesi korkutuyor. Ama vuruş gücü biraz daha düşük. Alevli atış yaptığımız için bu az zırhlı askerlerin üstüne askerler yanlarındaki yanan askerleri görünce korktular. Ve kaçtılar. Bu kadar basit aslında ve şundan da bahsedelim hemen. Arkadaşlar oyunda saldıramıyorsunuz diyelim, giremiyorsunuz içeri. Bir özellik göstereceğim size. Askerlerinize atlı süvarileriniz, oklu süvarileriniz varsa ya da oklu askerleriniz, bunları yanan ok moduna getiriyorsunuz. Ve şehre ateş emri veriyorsunuz. Böyle yaparsanız 1-2 ateş sonra oraların yanmaya başladığını göreceksiniz. Ama çok uzak atıyorlar. Bakın yanmaya başladı. Şehir yandıkça buradaki şehre, yani şehrin yıkılmasıyla birlikte düşman askerlerine ayrıca bir etkisi oluyor. Moralleri bozuluyor ve kaçma eğilimine giriyor. Ve oyunumuz da böyle bitiyor. Kesin zafer kazandık. Bu biraz kolaydı. Ama güzeldi. 67 kayıp vermişim. 1120 askerimden 1053 tane askerim kalmış. Onlar 480 askerinden 429'luk kaybetmiş, sadece 51'i hayatta kalmış. Dan, size şöyle bir öneride bulunayım. Bu aldığımız paralı askerler ya da sizin de alacağınız paralı askerleri birkaç turn'den, yani birkaç elden fazla elinize tutmayın. Çok değişik bir cümle oldu ama birkaç yani bir savaş sonra hemen onu satın, geri verin yani. Çünkü ücretleri çok fazla, senelik ücretleri çok fazla ödeyemiyorsunuz. O da size problem yaratıyor. Böyle bir de bilgi vermişti olayım. İlk savaşımız biraz basitti. Birkaç oyun sonra daha büyük şehirleri yağmalayacağız inşallah. İnşallah diyorum. Gördüğünüz gibi cihat ilan edeceğim. Hepsinin üstüne 7 dakika sürmüş zaten savaşımızda. 8 dakika falan. Normal oyun açılsın. Bu da böyle gitti. Önce yağmalıyoruz. Yok abi. Hemen bu şekilde de elimizden çıkartalım askerleri. İki tane, hatta üç tane yapalım. Üç tane yapalım. İkinci bina atıyor. Bunları buraya konumlandırdık. Ordunun da güçlerini yükseltelim. Böyle arkadaşlar, zaten şehirleri, yani göçebe kampımızı geliştirecek birkaç hamle yaptık. Tahmini bir sonraki elde
gelirimiz 2100 altın daha gelecek. 2191 altın daha gelecek. Ve hazinemizde yaklaşık 12 bin, 11 bin para olacak.